Merhaba, iyi günler ve tabii ki iyi yıllar. 2019'un ilk yayınında Bekir Ağırdır, Konda Araştırma'dan konuğum ve kendisiyle 2019'un siyasi dinamiklerini konuşacağız. Bekir, hoş geldin. Merhaba, iyi yıllar. İyi yıllar, evet. Herkes geçen yıl için kötü söylüyor ve önüne de umutlu bakamıyor. Ama ben hayatta gördüğüm en iyimser analistlerden birisin. Bir genel olarak baktığımız zaman 2019'da bir yerel seçim yaşayacağız. Bir onu biliyoruz ama bir ekonomik krizin içerisindeyiz. O daha kendini gösterecek. Türkiye'ye baktığın zaman, genel olarak baktığın zaman siyaseten ve ekonomik olarak tabii nasıl bir yıl öngörüyorsun? Senin gibi iyimserleri de pes ettiren bir... Ama şöyle söyleyeyim ya, aklımdan bakınca karamsarım. Yüreğimle ve sezgilerimle, duygularımla bakınca iyimserim diyorum ben. Aynı duygu halindeyim açıkçası hala. Yani niçin, ne ya da ne görüyorum? Bir kere seçim diye başladık konuşmaya ama asıl içinden geçtiğimiz çok derin bir sarsıntı var bir kere. Yani birçok fay hattı aynı anda sallandığı için de bir beşik gibi sallanıyor diye deprem bilimcilerin bir lafı var ya. Biraz öyle. Yani bunun tabii çok daha soyutundan ya da küresel olanından başlarsak, işte bir çağ değişimi. Sonuçta sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönmeye çalışıyor dünya ama bilgi toplumunun kurumsallaşması başarılamadığı için de eski usullerle yeni çıkan problemleri yönetmeye çalışıyor. Olmayacak, olamayacak. Dolayısıyla bütün ülkelerde bu popülizmin yükselişi ya da demokrasiden uzaklaşma halinin sebebi de o. Çünkü sarsıntı çok büyük, hayatın her alanını etkiliyor. Bu da bütün dünyayı ürkütmüş durumda. Halbuki bunu göğüslemenin yolu yeni hayatın gerektirdiği kurum ve kuralları oluşturmak. Ama bunlar oluşamadığı için bir temel mesele var. Türkiye burada daha özgün bir örnek. Çünkü Türkiye bir yandan hala sanayi toplumu olmanın temel problemlerini eğitim, hukuk, laiklik çözememişken bir de şimdi bilgi toplumu olmak diye bir mesele var. Dolayısıyla daha ya da işte hepimizin gündelik hayatını tanzim edecek bir ortak uzlaşmaya dayalı anayasa bile yokken şimdi bambaşka problemlerle boğuşuyoruz gibi bir tarafı var. Bir yandan ekonomik olarak yeni hayatın, yeni ekonomisinin kurum ve kuralları yok. İşte Çin'in ağırlığıydı vesaireydi, bütün hikaye değişiyor ama onun ürettiği problemler var. Vesaire vesaire. Çok daha katmanlı bir mesele var ve Türkiye bütün bu hikayenin içinde özgün bir örnek çünkü kendimize özel de çok problem var. Dolayısıyla hani Fransa ya da Amerika ya da Kanada, işte Brezilya'da son seçimlerde seçilen adamı gördüm. Yani insanların oyunu aldı geldi adam bir de. Hani faşist demek bile adama hani daha ötede köylü faşist bir de yani. Bütün bu hikayenin içinden çıkış kolay olmayacak dolayısıyla. Bizde özgü sebepleri de var hikayenin tabii. Toplumsal kutuplaşma, işte 100 yılın hesaplarının yeniden dirilmesi ve vesaire vesaire. Bir de üstelik tabii daha özele gelirsek 4,5 yılda 6 kere sandığa gittik. 7 farklı şey için oy kullandık. 3 aşağı 5 yukarı ülke 51-49 veya 50-50 bir dengeye kilitlenmiş durumda. Sistem de değişti. Sistem değişti. Bütün karar süreçleri değişti vesaire. Dolayısıyla kolayca buradan çıkış var demek doğru değil, mümkün de değil. O nedenle işte döviz kuru oturdu artık, sarsıntı bitti, ekonomik kriz de bitti demek de mümkün değil. Ekonomik diye gördüğümüz şey siyaset aynı zamanda. Ya da ekonomik güncel politika, güncel ekonominin yönetimine dair diye gördüğümüz mesele aslında yapısal bir yandan. Yerel diye gördüğümüz şey bir yandan küresel. Dolayısıyla hani bütün fay hatları aynı anda oynuyor. Ama daha önemli değişikliklerden bir tanesi de tabii bu ekonomik krizin etkisi, sen sormadan ben söyleyeyim. Bu ekonomik krizin tabii şöyle bir ürettiği temel bir sonuç var ki bu gelecek için daha umut vadeden pay hatlarından bir tanesi. Nedir o? Türkiye'deki kutuplaşma dediğim şey özü itibaren kültürel kimliklere dayanan bir kutuplaşmaydı. Yani muhafazakarlar, sekülerler diyebilirsin, Türk-Kürt diyebilirsin vesaire. Ama şimdi ekonomik kriz nedeniyle ekonomik fay hatları da harekete geçtiği için sınıfsal çelişkiler giderek başat olmaya doğru gidiyor. Yani henüz yoksullaşma ve yoksullaşma. Tabii zengin fakir ya da emek sermaye çelişkisi gibi sanayi toplumunda. Bir de tabii burada sözünü keseyim.
Bir de bu tür ekonomik krizlerde insanlar ellerindekini kaybetme gibi bir, tabii, özellikle orta sınıfların. Aynen öyle. Yeni orta sınıfında, geleneksel sınıflarında ve alt sınıflarında. Dolayısıyla hani genellikle şöyle bir jargonumuz var ya, ya da en azından tespitler de öyle zaten. Gerçeklik de öyle. İşte hani daha varsıl ve eğitimi yüksek olanlar CHP'ye oy verirken daha yoksul ve eğitimi düşük olanlar AK Parti'ye oy veriyor ve bu bildiğimiz geleneksel sağ-sol tanımları içinde anlaşılabilir, tanımlanabilir bir şey de değildi. Şimdi bu ekonomik sınıfların ya da ekonomik pay hatlarının da ekonomik krizden bir hareketlenmiş olması şu anda kültürel kimliklerin önüne geçmiş değil elbette ama yakın vadede, hani 3 ay sonra, 3 sene sonra mı onu bilemem ama en azından Ağustos'tan bu tarafa yaşanan kriz ve belli bir birikimin artık o fay hattında tetiklemiş olmasıyla şimdi kültürel olan kadar ekonomik fay hatları da hareketli. Burada tabii şunu gözlüyoruz galiba, bir takım alelacele yapılan uygulamalarda bu krizin etkisinin sandığa yansımaması ya da 31 Mart'tan sonrasına ertelenmesi, görünürlüğünün ya da ondan yönelik şikayetlerin, böyle bir siyasi iktidarın böyle bir çabası var değil mi? Çok... Tabii, bütün çabası o. Çünkü şu tespitimiz var ki bugün de hala öyle. Yani Türkiye'de farklı kimlikler, farklı sosyolojik veya demografik kümeler hangisi olursa olsun, özü itibariyle beklentiler, yani hayata dair beklentiler ekonomiden, hanenin dirliği, düzenliği üzerinden gelişiyor ve bu anlamıyla ortak. Herkes ekonomik bir yerden bakıyor ve hanesinin geçimi üzerinden bakıyor. Ama korkularımız kültürel ve farklılaşıyor kültürel kimliklerimize göre. Yani işte dindarların son zamanın, son bir yıldaki tartışmaları hatırla, Diyanet bile dahil oldu. Gençler deizme mi kayıyor? Ahlakımız mı bozuluyor vesaire? Ya da geleneksel muhafazakarların gelenekler çözülüyor, ne yapacağız meselesi. Ya da milliyetçilerin ülke bölünüyor meselesi. Ya da sol, seküler kesimin özgürlük alanlarımız gidiyor meselesi gibi korkular farklıydı. Ama daha da önemlisi duygular siyasiydi. Siyasi olduğu için de manipüle edilebilir bir şeydi. Dolayısıyla korkuları besleyerek duyguları manipüle etmek siyasetçiler için daha kolaydı. Nitekim de son 4,5 yıldaki bütün seçimlere bakarsan umutlar üzerine değil, korkular ve manipüle edilen o korkulardan beslenen duygular üzerineydi. Orada... Şimdi ekonomik krizle bu beklentilerdeki bozulma ve beklentilerdeki parçalanma ve hanenin geçimine dair olan risk algısı. Yani iki tane mesele var burada. Birisi gıda fiyatları enflasyonu. Sonuç olarak her eve değiyor. İktidar veya oy verdiğiniz parti ya da kimliğiniz size ne anlatırsa anlatsın yastığa başınızı koyduğunuzda ya da televizyonun karşısına oturduğunuzda. Ama sofraya oturduğunuz zaman ortada bir reel gerçeklik var. Gıda fiyatları enflasyonu. İki, işsizlik meselesi ya da işsizlik riski diyelim. Şu anda henüz işten çıkarmalar başlamadı ama hepimiz biliyoruz ki bilançolardaki bozulmanın ve üretimdeki daralmanın doğal sonucu buraya doğru gelecek. Şimdi hükümetin de çabası veya baskısıyla giderek şirketler belki hani seçime kadar fiyatlara yansıtamıyorlar. Enflasyon henüz daha olması gereken veya olacak olanın çok gerisinde. İşsizlik meseleleri de öyle. Ama herkes bu kaygıyı da somutta hissediyor. Dolayısıyla asıl pay hattı burada hareketleniyor dediğim şey bu. Buradan, o nedenle hükümetin bu korku ve duyguları korku üzerinden manipüle etme meselesi bu seçimde aynı dozda ve şiddette çalışmayabilir. Tabii burada aslında 24 Haziran'da da bunu konuştuk seninle de. Ayrı ayrı da yaptığımız değerlendirmelerde. Burada şimdi Muharrem İnce'nin düştüğü bir tuzak diye ben görmüştüm. Kutuplaşmayı ya da polemiği benimseydi belli bir aşamada. Şimdi CHP'nin iki şehirde çıkarttığı aday, Ekrem İmamoğlu İstanbul'da özellikle ve Mansur Yavaş, genellikle siyaseten düşük profilli ve kendilerini daha hizmet odaklı göstermeye çalışan, karşı tarafa hitap etmeye çalışan, onun dilini kullanan, zaten Ekrem İmamoğlu Karadenizli, İmamoğlu soyadı, dindar kimliğini özellikle vurguluyor vesaire ve ziyaret ediyor ve etmek istiyor gibi şeyleri var. Bu çok dikkat çekiyor. Bu sence akıllıca bir şey mi ve hayata geçirilebilecek bir şey mi? Yani 31 Mart seçimli İstanbul ve Ankara'daki muhalefet adayları kutuplaşmanın dışında bir alana taşıyabilirler mi? Taşırlarsa başarılı olabilirler.
Şimdi bir kere önce ideal olanından söyleyelim. Hani bir zamanların çok moda sloganlarıyla sonra şeytanlaştırıldı ama yetmez ama evet diyelim. Yani evet, bir yandan da kutuplaşmayı aşmak için ortak hayat üzerinden ve ortak alanlar üzerinden bir dil kurmak, ortak kimliklere, ortak hayata dair bir yerden siyaset üretmek gerekiyor. Ama bunun tek başına yetmiyor. Neden yetmiyor? Çünkü CHP'nin bagajları var. CHP kimliğinin ürettiği bir mesele var. O yüzden Ekrem Bey'in veya başka bir adayın başarılı bir dil kursa bile CHP kimliğinin ürettiği o negatifliği bu kadar kısa sürede aşıp aşamayacağını ya da karşı tarafta da bu duyguyu uyandırıp uyandıramayacağını bugünden kestiremiyorum, doğrusunu istersen. Ama var olan durumda hala tabii ki bir kutuplaşma meselemiz var. Kültürel kimliklere yaslanan ve korkulardan beslenen. O nedenle CHP eğer kendi kimliğini de kendisi bütünsel olarak değişim hamlesini ve değişiyor algısını üretmeden tek başına lokal olarak adayların bunu yapmasının sonuç alıcı olacağı tek başına yeterli değil yani. Ama bu seçimde ne kadar çalışır göreceğiz doğrusunu istersen. Peki, ama burada pratik olarak evet doğru bir yerden başlıyorlar en azından. Çünkü bu kutuplaşmayı ülke sürdüremez. Yani sokaklardaki bu gerilim sürdürülebilir bir şey değil. Ama bir yandan da yerel yönetim seçimi olmasının da bir avantajı daha var. Çünkü hani genel iktidar değişmeden yerel yönetimlerde lokal olarak bazı yerlerde iktidarın ya da yerel gücün iktidarın değişmesi büyük iktidarı değiştirmeyeceğine göre diyerek bir hareket eden de seçmen kümesi de olabilir. Ama bir yandan da hala kutuplaşmanın çok ciddi bir etkisi var. Birincisi, ikincisi somut bir bulgumuzdan söz edeyim sana. Ekim ayı araştırmam sende. Çok yeni bir araştırma üzerinden söyleyeyim. Bizim bu yani bu kültürel kimlikler ekonomik fay hatlarına dönüyor tespitim kadar önemli olan ikinci tespit şu. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye seçmeninin bir kısmı ya da önemlice bir kısmı artık yanında olduğu parti üzerinden değil, karşısında olduğu parti üzerinden hareket etmeye başladı oy verirken. Yani CHP'ye de eleştirileri var diyelim 24 Haziran'dan sonra ama AK Parti karşıtlığından yine gidip CHP'ye oy veriyor. Ya da AK Parti'ye Tayyip Erdoğan'a da eleştirileri var ama CHP karşıtlığından yine AK Parti'ye oy veriyor. Ve bizim sayısal tespitimiz neredeyse bugün karşıtları üzerinden kendini tanımlayan seçmen kümesi, aşık oldukları üzerinden kendini tanımlayan seçmen kümesinin iki katı oransal burada olarak. Burada demin sormayı bu önemli değişikliklerden burada birisi bu. Dolayısıyla senin o sorduğun soru, bu duygu hali, bizim bu tespitimiz doğruysa, ki sayısal olarak böyle, o zaman zaten ne yaparsanız yapın bunu da bozmak kolay değil. Ama bir yandan da bir fırsat alanı bu. Çünkü aşktan değil nefrettense ilişki, nefret objesinin değişmesi nefreti aşka dönüştürebilir. Çünkü burada aşk aşınmaya başlamış. Sadakat duygusu aşınmaya başlamış demek. Ne burada demek tabii şöyle bir husus var. Bir de CHP'nin geleneksel seçmeninin içerisinde bir grup da özellikle kendini solda tanımlayanlar. Biz bu adaylara niye oy verelim? Bunlar bizi temsil etmiyor. Bunlar aslında baktığımız zaman AKP'den de MHP'den de aday olabilecek insanlar gibi bir itiraz var. Bu itirazlar çok önemsenmesi gereken itirazlar. Evet bence de çünkü CHP burada çok stratejik bir hata yapıyor özü itibariyle. O da şu, yani 2013'ten beri hatta 2011'den beri ısrarla bütün seçimlerde böyle farklı aday isimleri üzerinden karşı tarafa ulaşma ve buradan bir kapsam alanını genişletme stratejisi var benim gözlediğim kadarıyla. Bu doğru değil. Eğer fikren ve de zihnen kapsama alanınızı onları kapsayan hale çevirmiyorsanız söylemlerinizden, ideolojinizden, politikalarınızdan, programlarınızdan sadece işte ya Ruşen oraya yakın, hadi Ruşen'e aday yapalım. Ya da işte hani hep böyle ismi her durumda işte Ekmelettin İhsanoğlu diye başladı. İlhan Kesiciler, Aytun Çıraylar, efendim Abdülhatif Şenerler. Bunu karşı taraf yemiyor. Yani çünkü sizin sahici değişmeni, çabanızın sahiciliği ve samimiyetiyle ilgili bir kuşkusu var. Bu o nedenle Ekrem İmamoğlu'nun tutturduğu dil, ortak hayattan bir dil olduğu için kendince bir rasyonalitesi var, meşruiyet alanı var ve bir kapı ima ediyor. Ama burada CHP'nin bütünsel kimliğinde bir değişim çabası olmadan ve stratejiyi burada kişilerden değil de zihniyetten değiştiriyoruz imajı vermeden kolay olmayacak. Yani Ekrem Bey'in çabalarıyla evet işte 11-12 milyon İstanbul seçmeninden 100 bin, 200 bin, belki 500 bin kişi etkilenebilir. Ama konuştuğumuz şey
hani 22 milyon toplam ülke içinden ya da 24 Haziran'dan konuşursak 22 milyonu aşkın bir kitleyle 11 milyonluk bir kitleyi konuşuyoruz. 22 milyondan bu tarafa ciddi sayıda insanı ikna etmeniz lazım ki siyasi dengedeyiz. Peki bir de ittifaklara bakalım. Şimdi Cumhur İttifakı denen ittifak aslında bir devlet ittifakına dönüştü. Devlet koalisyonuna dönüştü ve arada bir sarsılır gibi oldu ama hemen tekrar kendini buldu. Bir takım yerlerde hala belirsizlikler var ama aslında çok da sorun yokmuş gibi. Bu arada ama Millet İttifakı dağıldı zaten. Saadet Partisi zaten yok. Bir işbirliği var, güç birliği ya da İYİ Parti ile CHP arasında. Bazı yerlerde CHP feragat ediyor, bazı yerlerde İYİ Parti feragat ediyor. Ama ben mesela yaptığım bir değerlendirmede şöyle düşündüm, dedim. Yani İYİ Parti Genel Merkezi İstanbul'da aday göstermiyor ve CHP ile birlikte hareket ediyor diye normal şartlarda İYİ Parti'ye oy vermeye düşünen insanın CHP'nin adayına oy vermesinin garantisi bence yok. Yoktu. Yani pekala Binali Yıldırım'ı kendine daha yakın, hatta MHP'yi kendine daha yakın görüp ona verebilir. Ama öteki tarafta sanki MHP AK Parti işbirliğinde sanki böyle bir ittifak nedeniyle fire pek olmayacakmış yok, gibi. Yok, aksine MHP yani şöyle bir kere birkaç tane yeni araştırma üzerinden tespitimizi söyleyeyim. Bir, bloklar arası yani o 51-49'luk bloklar arası hareket çok düşük, neredeyse yok ama blok içi hareketler var. Yani AK Parti ile MHP arasında ya da CHP ile İYİ Parti arasında. Kayda değer oranda hareketlilik var ama bu bloktan öbür bloka zıplamalar neredeyse çok düşük. Bu seçimde ne kadar bu bozulacak ya da kaç puanlık bozulur göreceğiz ama benim kişisel beklentim 1-2 puandan fazla değil. Ama o 1-2 puanın ürettiği siyasal sonuçlar örneğin Ankara, İstanbul'da belediye başkanlarının değişmesi gibi üreteceği siyasal sonuçlar potansiyelini tartışıyoruz aslında. Yani yoksa bir bakıma hala bu 3 ayda bütün bu kutuplaşma meseleleri halledilecek ve bambaşka bir siyasi tablo karşımıza çıkacak değil özü itibariyle. Ama hani ima edeceği siyaset potansiyeli üzerinden, değişiklikler üzerinden kayda değer durumlar. Birincisi o. İkincisi AK Parti ile MHP seçmeni toplumsal tabanda zaten 2013'ten beri adım adım yekpare bir hale geldi. Dolayısıyla Türkiye siyaseti uç kutuplu. Biz hep kutuplaşma deyince iki kutup diye anlıyoruz mesela. Yani bir eksen üzerinde iki zıt kutup diye anlıyoruz. Halbuki Türkiye'deki siyaset üç köşeli. Ya da üç Türkiye analizimi hatırlıyorsun. 24 Haziran değerlendirirken de çok konuşmuştuk burada. Dolayısıyla üç Türkiye var ve üç Türkiye'nin üç partisi var. Siyasi rekabet de bütün ülkede yaygın değil. Dolayısıyla aslında hepimizin konsantrasyonu o metropollü, batılı, modern hayat tarzına dönüşmüş, kendi ekonomik aktörleri ve dinamikleri yeterince güçlenmiş, İskenderun'dan İstanbul'a kadar olan bir Batı Türkiye'ye konuşuyoruz. Rekabet orada AK Parti ile CHP arasındaki işte Ankara'sı, İstanbul'u, Antalya'sı, Mersin'i, Adana'sı vesaire. Yoksa hiçbirimiz Sivas'ta ya da Yozgat'ta ne olacak, Trabzon'da ne olacak tartışması yapmıyoruz. Bir de hani Güneydoğu'da HDP'nin ya da Kürt yurttaşlarımızın ağırlıklı olduğu yöredeki o kayyumlu belediyelerde ne olacağını merak ediyoruz. Asıl hikaye burada dönüyor. Dolayısıyla MHP ile AK Parti tabanı hem sosyolojik olarak hem benzerdi zaten ama siyaseten de aynı pozisyona geldiler. Ve dikkat edersen iktidar dili ama Devlet Bahçeli'de ama Tayyip Erdoğan'da ikisinde de gözlediğimiz hem dinci hem milliyetçi bir köşe birleşti. Dolayısıyla Türkiye'de siyaset giderek böyle üç köşeli hale dönüşecek. Burada kritik olan şey MHP veya İYİ Parti'nin kurumsal kimliklerini ne kadar taşıyabilecekleri. Birleştikleri yerin MHP için tereddüt yok da İYİ Parti'nin dediğim gibi bir kısmının yani daha metropolli olan coğrafyalardaki milliyetçiler ya da merkez sağ eski geleneksel tanımıyla partililer kesim İYİ Parti'de daha muhafazakar hayat tarzına yakın olan yerdeki milliyetçiler ya da merkez sağcılar da MHP'de. Tam böyle bir simetrik bölünme var toplumsal hayatlarına yerleştirdiğin zaman. Dolayısıyla MHP ile İYİ Parti'deki değişimler kritik olacak bundan sonrası için. Bu seçimlerden de sonra sürecek süreçte. Bir dahaki genel seçim ne zaman yapılacaksa 2021-22'den daha önce olacağını bekliyorum ben şahsen de. O noktaya doğru İYİ Parti veya merkez MHP'lilerin ne kadarının AK Parti ve CHP içine doğru hemhal olacakları
sorusu kritik burada. Ama sonuçta Türkiye siyaseti üç ana köşeli, üç partili. Üç partili olamıyorsa bile işte birer yedeğiyle ya da ittifak partisi desteğiyle diyelim. Bu hal uzun bir süre sürecek gibi görünüyor. Burada tabii HDP meselesinin, HDP'nin bir Güneydoğu'daki seçimler var. Bir de Batı'daki seçimler var ve Batı'da biliyorsun yönetimi şöyle bir kapı araladı. Dedi ki biz buralarda aday göstermeyebiliriz. Hı hı. Ve bize yakın gördüğümüz muhalefet adaylarını destekleyebiliriz dedi. Tabii daha çok CHP'yi kastetti ve bazı yerlerde İstanbul'da tabii Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Aydın, Manisa falan buralarda HDP'nin bayağı bir oy potansiyeli var. Milletvekili çıkarttı ya da çıkartmanın kenarına geldi. Şimdi burada da biliyoruz ki bazı yerlerde İYİ Parti ile ittifak yapıyor vesaire. Ne bekliyorsun? HDP seçmeni ya da şöyle söyleyeyim, genel merkez CHP'li adayı işaret etse bile ya da Millet İttifakı'nın adayını işaret etse bile ben buna oy vermem diye düşünen... Çalışmayabilir. Çalışmayabilir. Yani bir kere bu yerel seçimleri belirleyecek en önemli dinamiklerden bir tanesi AK Parti'nin küskünleri demeyelim de AK Parti eleştirel bakan ama daha önce AK Parti'ye oy vermiş kitlelerin veya aynı biçimde CHP'li, CHP'ye oy vermiş CHP'li olan veya CHP'nin potansiyel seçmeni sayacağımız kitlelerin CHP eleştirileri ve de HDP'nin bu pozisyonuna karşı HDP seçmeninin eleştirileri veya tepkilerinden ne kadarının sandığa yansıyıp yansımayacağı, ne kadarının da sandığa gitmeyerek partisini cezalandıracağı kısmı yerel seçimin en önemli belirleyici unsur olacak bir kere. Yani bütün bu ekonomik krizden ve ülkedeki yaşanan gerilimden dolayı ve bu 4,5 yıldır yapılan 6 sandık seçimde de AK Parti hep ne kurdu dil? İstikrar. Ve de en sonunda en zirveye gelen söylem neydi? Tek adam yönetimi, başkanlık sistemi, istikrarlı bir parti yönetimi ve de ülkede de bütün sorunların çözümü. Ne oldu peki? Bütün bunlar yapıldı ama ülkede bütün sorunlar çözülmüş değil. Aksine çok derin bir sarsıntıdan geçiyoruz. Dolayısıyla bir o seçmenin eleştirel ve biraz önce sözünü ettiğim gibi ekonomideki sallantıdan dolayı etkileriyle çözülmesi var. Onların bir kısmı MHP'ye gidecek. Önemlice bir kısmı muhtemelen tabii ki AK Parti yine geri dönecek. Tayyip Bey sahne aldığında, o dönüştürücü gücü önüne harekete geçirdiğinde. Ama bir kısmı da sandığa gitmeyecek muhtemelen. Dolayısıyla bir o bloktan baktığınız zaman MHP'nin sistem üzerindeki ve iktidar üzerindeki özgür ağırlığının artacağı beklenebilir. İşte onların seçime katılıp katılmama oranına bağlı olarak. Bu tarafa gelirsek CHP İYİ Parti seçmeninin değil ama CHP seçmeninin bir kısmı 24 Haziran'dan itibaren hani bir de bu 7 sandık kuruldu ve hepsini de kaybetmişsiniz. Onların ürettiği hayal kırıklığı, partinin o 24 Haziran'dan sonra yaşadığı tartışma vesaire. Orada da bir kırıklık ve çözülme var. O seçmenin ne kadarının sandığa gelip CHP'nin veya ittifakın gösterdiği adaylara oy verip vermeyeceği. Örneğin Antalya'da mesela İYİ Parti'ye bırakıldı. Antalya'da CHP'li seçmen İYİ Parti'nin adayına oy vermeye gelecek mi yoksa partisine küskünlükle ittifakta çok içine sinmediği için geride mi duracak gibi meseleler var. Dolayısıyla CHP seçmenlerinin ne kadarının sandığa katılıp katılmayacağı belirleyici olacak. Aynı biçimde de HDP'li seçmen. Yani İstanbul'da HDP aday göstermeyebilir. Evet ama yani Afrin'e atılan bombaların üzerine adımı yazın diyen CHP'lilerin olduğunu unutmayabilir bir kesimi de. Dolayısıyla sandığa gitmeyebilirler. Dolayısıyla da diyelim İstanbul'daki %11-12 mertebesinde olan o HDP'li seçmenin belki 7'si 8'i kendi adayları olmadığı için CHP'ye gelip oy verebilir Ekrem İmamoğlu'na ama bir 3 puanlık 4 puanlık kesimi de gelmeyebilir de. Burada dolayısıyla 51-49 dengesi ya da 50-50-40 dengesi konuşuyoruz ama dengenin bir tarafında %11-12 oyuyla HDP var. Dolayısıyla eğer o ittifak ya da %1-2 mertebesinde de Saadet Partisi var. Dolayısıyla bunların kategorik olarak aynı pozisyonlarını devam ettirmeleri beklenir gidişata bakılırsa ama demin dediğim gibi günceldeki o ekonomik sarsıntının etkisinin ve kendi partilerine karşı olan hayal kırıklıkları da bir başka belirleyici unsur olacak. O nedenle seçime katılma çok ciddi biçimde değişebilir yerel seçimlerde. Ve o seçime katılmaya göre de konuştuğumuz oranlar hani tuhaf oynuyormuş gibi görünebilir. Ama bizim gördüğümüz şudur.
ana partilerin yani AK Parti'nin de CHP'nin de seçmenlerinde ciddi bir çözülme emaresi var. Ve o çözülme bir yandan da bu ekonomik sarsıntıyla, ekonomik fayatların hareketiyle de besleniyor. Ama bu yerel seçimlerde böyle iktidarda ya da iktidar gücü, iktidar paylaşımında ciddi bir değişiklik ima eder mi ya da gücü ona yeter mi bu enerjinin? Onu kestirmek henüz mümkün değil. Bu demin bahsettiğin AK Parti'den gayri memnun olan kesimler dedin. Orada benim yakından takip ettiğim yıllardır. Şimdi çok net bir şekilde şunu görüyorum. Bir belli bir seviyesi olan İslam hareketin içerisinde de bir çölleşme yaşanıyor. Belli bir biliyorsun 80'ler 90'larda bayağı bir biriktirdi bir şeyleri ve şimdi çok fazla ekonomik çıkar endeksli ve değerlerin falan aşındığı bir şeye giriyoruz ve çok ciddi içeride tasfiyeler var. En son Profesör Mustafa Öztürk'ün başına gelen ya da Mustafa İslamoğlu'na yapılmak istenen Alparslan Kuytul bir başka örnek olarak Adana'da vesaire ve bu aileler yani bir takım o dönem 80'leri 90'ları İslamcılıkta geçiren insanların ve onların çocuklarında çok ilginç arayışlar ve sorgulamalar var. Tabii ki bu çok kitlesel bir hareket değil belki ama niceliği olmasa bile niteliği etkileyen. Bir de tabii şöyle de bir şey var. İktidarı bugün, Erdoğan'ı bugün canla başla savunanların önemli bir kısmının İslami bir kimliği yok. Genellikle kaba tabirle devşirme ve belli bir kalitesi olmayan insanlarla yürüyen bir iktidar var ve bu insanlar da bunun farkında. Bu tür rahatsızlıkların, bu tür şeylerin bir etkisi olur mu seçmen tercihlerine falan? Ya, sembolik olur, mi kalır? Tabii. Hayır, yani sembolik kalmaz. Çünkü tam tersine böyle sarsıntı anlarında insanlar ve genel olarak toplum siyasetçisine ve entelektüellerine bakıyor ve buradan nasıl çıkacağız diye bir ışık, bir umut arıyor. Bir kere ülkenin hepimizin ve hep beraber herkesin bir umutlanma ihtiyacı var. Yani bu gerilimi bireysel olarak kimse artık böyle bu yoğunlukta, bu dozda taşımak istemiyor. Tabii ki lümpenleşmiş bu üç kutbun da içinde belli kor kısımlar var. Ama kutupların altında olsalar bile Türkiye insanı bir takım melez alanlar açıyor. Melez alanların içinde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Bu kutuplaşma DNA'larında çünkü yok aslında. Ortak hayat DNA'larında var. 5000 yıldır bu topraklarda bir çok kültürlülük var bir kere. Onu öyle yok edemiyorsunuz. Dolayısıyla toplum şu anda bu entelektüel ıssızlık sadece o cenahta değil. Bu solda da, sağda da, her kesimde, üniversitelerde de. Tabii ki yaşanan bir yandan baskılar, tutuklamalar, işte her tweet'e soruşturmaların ürettiği bir sonuç da var elbette ama yine de sadece siyasetin lümpenleşmeleri üzerinden ve sadece pozisyonunu her gece her gece yeniden ilan etmek yerine memleket meselelerini tartışacak bir zemin açılabilirdi. Bu yok, bu olmadığı için çok derin bir entelektüel ıssızlık yaşanıyor bence. Ve bir yandan da partiler de, bu CHP'de geleneksel olarak böyleydi ama AK Parti de giderek artık bu hale döndü. Beslenme damarları tıkandı. Ne yeni insanlardan, ne yeni fikirlerden beslenemiyorlar. Kendi işlerine döndüler ve kendi iş kavgalarıyla sürüp gidiyor hayat. Bir yandan da böyle bir durum var. Ama bir başka olay, eğer bu tür entelektüel ıssızlığın ürettiği bir başka sonuç var. Gündelik hayattaki kalite kaybı. Yani Tayyip Erdoğan yandaşlığı veya karşıtlığı kutuplaşmasının İstanbul'un trafik sorunuyla ya da tren kazalarıyla ya da işte otopark mafyasına hayatın her alanını teslim etmemizle ya da bu saçma sapan kaldırım veya yol kalitesine teslim etmekten bir ilgisi olmaması lazım. Yani temiz içme suyuna ulaşmanın Tayyip Erdoğan yandaşlığı ve karşıtlığına kadar kitlemenin doğru olmadığı bir mesele var karşımızda. Dolayısıyla entelektüellerin o kesiminde, bu kesiminde, bütün kutupların entelektüellerinin yeniden sadece kendi iktidar alanlarına, kendi kutuplarının uçlarına laf etmek değil, birbirleriyle ilişki ve diyalog platformları geliştirmesine ihtiyacı var ülkenin. Çünkü ortak hayatı başka türlü inşa edemeyiz. Yani dindar ya da siyasi İslamcı gelenekten gelen bütün bu aileler seninle benimle konuşmadan doğruyu bulamayacaklarını anlamak durumundalar. Ama senin benim de kavramamız lazım ki onlarla konuşmadan biz de doğruyu bulamayacağız. Bu kutuplaşma ortamında bu dediğin alanları vesaireleri yaratmak ama bayağı bir... Ama bence hepimizin 2019'daki benim her yerde söylediğim temel temennim de budur. Yani
ülkenin ortak umuda, ortak heyecana ve ortak başarıya ihtiyacı var. Ve bunun için de hepimizin el verdiğince emek harcamamız lazım. Bu başka türlü olamaz. Yani çünkü sadece onlar kendi işlerinde ve sadece AK Parti veya Tayyip Erdoğan eleştirisi üzerinden güçlenemeyecekler. O 90'lardaydı ama bugün güçlenemeyecekler. Çünkü bugünkü iktidar tarzı içinden baktığın zaman o zaman giderek sessizliğe mahkum oluyorlar. Bu tarafta da zaten baskılardan, tutuklamalardan açılan her gün yüzlerce davadan dolayı bir sessizliğe mahkum olmak hali var. Kürtlerin başına gelen zaten malum. Yani söylenecek bir şey yok. Bu kadar baskıdan, tutuklamadan sonra. Halbuki her kutbun, o kor kutup taşıyıcılarının, kutup enerjisi üretenlerinin dışında kalanlarının da biraz daha aklı ülkenin geleceğine çalışan ya da yüreği ülkenin geleceği için, ortak hayat için atanlarının yeniden bir ortak düşünme platformuna ihtiyaç var. Eğer bunu üretemezsek ve meseleyi sadece siyasi aktörler üzerinden tartışmaya ve düşünmeye devam edersek, gündelik hayatımızı da var olan bu siyasi aktörlere göre kurgulayıp, Vancouver'a mı gidelim, Portekiz'e mi gidelim yoksa sessiz duralım, artık hiç konuşmayalım, Twitter hesabını kapatalım, Facebook'tan çıkalımlara göre teslim olursak da bu hayat anlamını kaybeder. Onun için hepimizin düne konsantre olmayı bırakıp yarın sabaha konsantre olmak ve ortak umudu, ortak heyecanı diriltmek için ne yapmamız gerekiyor ya, yeni baştan düşünmemiz lazım. Burada tabii kutuplaşmayı aşma konusunda ben bu konuyu çok ciddi bir şekilde sorgulamaya çalışıyorum. Ama genellikle her mahalle ya da neyse kutubun şeyleri var, sesi çok çıkanları var. Onlar belirli durumu korumakla görevli hissediyorlar. Tabii. Ve hemen susturmaya çalışıyorlar. Özellikle kendi mahallesindeki. Yani birisi kalkıp ya öteki taraf ne diyor diye kafasını birazcık uzatır. Kafasını ama bak başlarda söylediğim şu laf bence çok önemliydi. Kültürel pay hatları kadar ekonomik pay hatları da harekete geçiyor lafım. Çünkü bugün Türkiye'de yaşanan kutuplaşma, yatay kutuplaşma dediğimiz kültürel kutuplaşma. Yani muhafazakarlar, modernler ya da Türkler, Kürtler gibi. Dolayısıyla Türk veya Kürt'ün veya muhafazakarın, sekülerin kendi içinde emeği var, sermayesi var, doktoru var, mühendisi var, işçisi var. Dolayısıyla kendi içinde var olabildiği, kendi hayatını sürdürebildiği, kutuplaşarak kendi hayatını öbüründen kopararak sürdürebildiği bir ekosistem kurmak mümkün. Dolayısıyla yatay kutuplaşmalar olumlu, pozitif enerji üreten, ortak hayata dair bir enerji üreten şey değil, kutuplaşmalar değil. Onun için de zaten çözümü çok daha zor oluyor. Halbuki ekonomik pay hatları üzerindeki kutuplaşma, emek sermaye dediğin zaman örneğin ya da zengin fakir dediğin zaman kendi başına ekosistem kuramayan ve birbirine mahkum olan kutuplaşmalar. Yani dikey kutuplaşma. Dikey kutuplaşma ya da ekonomik kutuplaşma ise olumlu, pozitif enerji üretiyor. Çünkü işte insan hakları dediğimiz örgütlenme hakkından tut da demokrasi dediğimiz her şey bu enerjinin ürettiği gerilimlerden çıkan şey. Eğer gerçekten bizim bu tezimiz, tespitimiz doğruysa, son iki ayın araştırmalarından bu kültürel kutuplaşma kadar ekonomik pay hatları harekete geçiyor tespitimiz doğruysa, o zaman AK Partili veya CHP'linin ortak iş kaybetme korkuları ya da gıda enflasyonundan etkilenmeleri ya da temiz içme suyuna ulaşıp ulaşamamaları ya da hayatın kalitesi meselesi. Gettolaşarak yaşamak kültürel kutuplaşmada mümkünken, yani Beşiktaş'la Başakşehir diye iki uç örneği aynı metropolün içinde görmek mümkünken, şimdi toplu ulaşımın ürettiği problemi ya da akbil fiyatlarının ürettiği problemi ya da İstanbul'un çevre kirliliğinin ürettiği problemi herkesin, Başakşehir'in de Beşiktaş'ın da yaşadığı bir süreç daha belirleyici olacaksa, bu bir fırsat alanı açıyor. Sadece siyaset için değil. Bu yaşadığımız o, hani senin de tam sözünü ettiğin, herkesin kendi gettolarına hapsolduğu kutuplaşmayı aşmak için de bir fırsat alanı açıyor. Şimdi biraz konuyu değiştireyim ama aslında bu alanda kalayım. Mesela kutuplar üstü bir pozisyon oluşmaya başladı sanki. Bu yılbaşında Taksim'deki Suriyelilerin kutlamalarından hareketle Suriyeli nefreti ya da Suriyelileri istememe konusunda böyle farklı partilerden insanlar neredeyse beraber hareket etmeye başlıyorlar. Bu sana ne düşündürüyor? Yani şimdi bir olayın ayrımcılık, ırkçılık vesaire gibi boyutları var, ekonomik boyutları var. Ama ayrı ayrı cümlelerle de olsa Suriyelilerden rahatsızlık konusunda neredeyse
farklı kesimlerin hemen hemen hepsinden insanları bulabiliyoruz. Valla izin verirsen Suriyeliler meselesiyle Taksim'deki olay biraz daha birbirinden farklı gibi. Onun için iki ayrı şeyi söylemek lazım. Şimdi bir kere Suriyeliler meselesinde bunu iki yıldır her yerde anlatıyorum. Bizim araştırmalarımız da var bu konuda. Bir kere Türkiye insanı ve iktidar da şunun farkında değil ki aslında biz Suriye'den sadece garibanlarını, sadece yoksullarını almadık. Suriye toplumundan bir parçayı ithal ettik. Ve onlar Türkiye'ye eklemlendi. Dolayısıyla geri gitmeyecekler. Birincisi. Yani elbette giden olur. 20 bin, 30 bin kişi 4 milyonun içinde. Ama öyle varsayıldığı gibi Suriye'de barış ortamına kavuşuldu deyip 4 milyon geri gitmeyecek bir kere. Burada kalıcılar. Birinci mesele bu. Halbuki Türkiye insanı sanıyor ki geri gidecekler. Onun için onları bir misafirperverlik, vicdan üzerinden algılıyor. Halbuki şimdi yeni bir hayatın içinde yeni bir unsur olarak Suriyeliler var. Ve bunu kabullenmekte zorluklar var. Çünkü onun ürettiği başka işte diyelim ucuz emek gibi ya da işte çocuk işçiliği gibi vesaire vesaire bir bin tane problem var. Ve insanlar şimdilik onları o vicdan yani... Hoş görüyor görünenler de vicdandan hareketle hoş görüyor. Çünkü gidecekler diye bakıyor. Kalıcılar. İkincisi, iktidarın da yanıldığı şey, sanıldığı gibi öyle AK Partili seçmen ya da dindar muhafazakar insanlarımız da Suriyeliler öyle bağrına basmış falan değil. Onlar da gidecekler diye baktıkları için ve liderleri öyle işaret ediyor olduğu için şimdi itiraz etmiyorlar ama içten içe itirazları var. O yüzden bir kere Suriyelilere itiraz, Türkiye insanının hemen her kesiminde neredeyse ortak. Tonları, farklılığı üreten şey Türkiye insanının Türkiye iktidarıyla olan ilişkisindeki pozisyonları. Yoksa Suriyelilere dair pozisyonlar değil yani. Birinci mesele o. Halbuki Türkiye'ye hepimiz kabullenmeliyiz ki Suriyeliler artık Türkiye'dedir. Dolayısıyla hani medeniyetin gerektirdiği, hukukun gerektirdiği, toplumsal dayanışma kültürünün gerektirdiği neyse o yapılmak durumunda. Birincisi bu. Ama Taksim'deki olayın ben sadece bu duyguyu ortaya çıkarması kadar Taksim'deki olay kendi başına öyle sıradan 10 tane Suriyeli gencin bayrak açması meselesi olduğunu sanmıyorum. Yani Taksim'de o kadar güvenlik önlemlerinin alındığı bir ortamda o hele bir de yani siyasi iması olan bir bayrağın açılmasının polisin bilgisi dahilinde olmasını da çok olası görmüyorum doğrusu istersen. Dolayısıyla siyaset ve siyasi iktidar veya İstanbul'u yönetenler o gece o gösteriden ne medet umdular ki diye bakıyorum. Bunu da biraz seçimin ürettiği gerilim, biraz lümpenleşme, birazcık hani ya işte bütün bu işte Alaaddin Çakıcı'ya aflardan da başlayıp gelen bütün işte 15 Temmuz'dan zirve yapan ya da 24 Haziran akşamında da seçimi kazandık diye sokağa çıkanlarda gördüğümüz bütün bu sokaktaki lümpenleşmenin bir parçası diye görüyorum ve de çok tehlikeli buluyorum. Ve eğer benim varsaydığım gibi yanılmış olmayı dileyerek söylüyorum, eğer yönetimdekiler ya da emniyettekilerin bir kısmı bunu bilerek göz yumdularsa da çok tehlikeli bir ateşle oynuyorlar. Çünkü Türkiye bu kutuplaşmanın üzerine böyle bir lümpenleşme ve manevi şiddetin bu kadar güçlü ve yaygın olduğu bir yerde maddi şiddet ima eden her hareketin kontrollü yangınlar umuduyla bile teşvik edilse bile kontrolden çıkabileceğini ve ülkemiz için çok büyük, ortak hayatımız için, ortak geleceğimiz için büyük risk olduğunu düşünüyorum doğrusunu istersen. Onun için Taksim'deki bayrak açma meselesinin Suriyeliler meselesi içinde görmek sadece yanıltıcı gibi geliyor bana. Asıl bana vahim gelen kısmı onun olabilmesi ve buna göz yumulmuş olmasıdır. Ve asıl riskli olan kısmı da bence odur. Zaten orada herhalde bir başka bayrak ya da bir başka slogan atılacak olsa aynı anda üzerine bilmem kaç tane güvenlik görevlisinin... Dolayısıyla bu hani Recep İvedikler'in hakim olmaya çabaladığı bir hayatın içinde sokaklarda böyle siyasi imalı ve de hani çok yaşadı bunu Türkiye, 80'lerden önce de yaşadı. Yeniden eğer bugünkü kültürel kutuplaşma oraya dönerse işte Maraş gibi, Madımak gibi elimizde bin tane de kendi yaşadığımız acı örnekler var. Onun için tetiklenen şeyin nereye, hangi fay hatlarını harekete geçireceğini kestiremeyiz. Ama bir kere daha söyleyeyim, önemsediğim kısmı bu fay hatlarının giderek kültürel olanı aşarak zengin, fakir, emek, sermaye gibi geleneksel ekonomik fay hatlarının da harekete geçmesiyle başka bir yere dönüşme potansiyelidir. Ama bu hangi vadede olur,
Ve bu siyaseti nasıl değiştirir? Bu aktörleri nasıl değiştirir? O zaman tekrar bir sola potansiyel olarak sol bir söyleme bayağı bir... Elbette ama o zaman tam açtığın için herhalde vaktimiz de kısıtlı. Üçüncü temel bulgumuz şu. Türkiye'de geleneksel sol-sağ tanımıyla, teorisiyle baktığınız zaman Türkiye insanı melez. Yani şunu demeye çalışıyorum. Solcuyum diyor adam kendini ama küreselden bakmıyor diyelim. Ya da emekten bakmıyor. Suriyeliler geliyor, köylüler geliyor diyor. Sosyal adaletten bakmıyor. Solculuğu sadece laiklik üzerinden diyelim görüyor. Ya da sağcıyım diyor ama bu tarafta işte toplumsal dayanışma itirazı var veya Suriyelilere itirazı var mesela. Dolayısıyla Türkiye insanı sol-sağ diye baktığın zaman da daha melez alanlar üretiyor. Bu dindar görünen insanın modern pratikleri nasıl ürettiğinden tut, sol görünen ya da sağ görünen insanın gündelik hayatta hangi pratiklerin yanında tutum alıyor, pozisyon alıyor ya kadar birçok alanda. Dolayısıyla Türkiye gerçekten çok özgün bir örnek. Türkiye insanı da çok özgün bir örnek. Çünkü bunu üreten farklı dinamikler var. Bir kere bir çok hızlı göç. Hala dehşet bir hızdan sürüyor ve hala akademisyenlerimiz ve entelektüel dünya bile o göçün ürettiği meselelerin farkında değiller. Somut bir sayı söyleyeyim sana. Bu önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul'da oy kullanacak 100 kişinin 9'u bir önceki yerel seçimde İstanbul'da değildi. Son 5 yılda geldi ülke İstanbul'a. Her 100 insanın 9'u. Modern tarihte hiçbir Batı toplumunda 5 yılda bile böyle bir hareket yok. Bir. İki, 10-11 kişi ise zaten yaşları şimdi 18 olduğu için yeni seçmen. Yani Mart sonunda seçimlerde oy kullanacak İstanbul'daki 11,5-12 milyona yakın olacağını sanıyorum. Seçmenin neredeyse 5'te 1'i yeni seçmen bir şekliyle bakarsan. Böyle bir toplumsal hareket yok Batı'da, modern tarihte bir kere. İki, bu insanlar bir anda bir yandan hala işte diyelim devletin baraj yapmasını, yol yapmasını istiyor. Bir yandan da ulaştığı bu hayatla bir yandan da küresel işte Batı ülkelerindeki kadar hukukun olduğu, ekonomik kuralların, kurumların oturduğu bir hayat istiyor. Veya bir yandan da sosyal medyada başka bir hayatın peşinde. Sadece bu ülkede son 10 yılda yani elimizde sayılar var. Yayınlayacağız da bu hafta. 2008-2018'de toplumsal natürada ne değişti diye baktığın zaman bile sadece apartmanlaşma oranının bile iki katına çıktığını görüyoruz. Ya da doğal gazdan ısınmanın. Bu ne üretiyor? Çok basit gibi gelebilir doğal gazdan ısınma artıyor diye ama başka bir şey üretiyor. Ne üretiyor? Önceden evde tek soba yanarken ve bütün aile o sobanın etrafında otururken dede geldi, baba geldi, ayağını topla kızım, edepli otur evladım denirken şimdi herkesin mahrem odaları var. Artık şimdi o en köylü sandığı bile bizim akvaryumun beyaz Türklerinin en köylü sandığı insanlar bile çocukların odasına girerken kapıyı çalmak gerektiğinin farkında. O mahrem duygusunun ürettiği bireyselleşme başka bir şey. Ya da işte efendim apartmana geçmek. Apartmana geçtiğin zaman mutfak değişiyor. Yer sofrası sete çıkıyor, masaya çıkıyor. Bunun kadının zihin dünyasında, Türkiye'nin kadın meselesindeki hangi dinamikleri harekete geçirdiğine inanamazsın. Yani basit gibi görünen son 10 yılda bile o kadar büyük bir değişim var ki bu ülkede. O zaman da insanlar şöyle bir şey yapıyor. Kendi hayatlarıyla ortak hayatı olabildiğince ayırıyor. Ortak hayatta bütün dertler, korkular, kutuplaşmalar, ezberler var. Ama bireysel hayatlarında da umutlar, çabalar ve kadere teslim olmadan daha iyi bir hayata ulaşma arzuları var. Dolayısıyla bu ikisinin arasındaki gerilim ülkede başka bir enerji üretiyor. Son bir şey sorayım. Türkiye'de medya siyasette hep belli bir güce sahip olmuştur, etkisi olmuştur. Ve son dönemde adım adım medyanın devlet tarafından, iktidar tarafından kontrolü büyük ölçüde tamamlandı. Şimdi iktidarın tamamen denetimine geçtiğini varsaydığımız medyanın siyaset üzerine etkisi aynı şekilde sürüyor mu yoksa iktidara bu kadar yanında yer alıyor olması onun başka nedenlerle birlikte tabii siyasette etkisini azaltıyor. Vallahi şimdi bizim gördüğümüz bütün araştırmalarda bir kere medya algıları belirliyor. Şimdi hangisi hangisini tetikliyor onu kestiremiyoruz. Ama biz artık haberleri almak için hangi kanalın haberlerini izliyorsun sorusunu bir yaş ve cinsiyet kadar bir demografik soru olarak kabul ediyoruz. Onun yüzünden de her araştırmamızda soruyoruz.
ve yaştan ve cinsiyetten daha büyük açıklayıcı. A Haber'den haberleri izleyenlerle Fox'tan haberleri izleyenlerin, diyelim döviz artışının sebepleri, diyelim Suriyeliler meselesine bakış, diyelim Avrupa Birliği'ne bakış, hemen her konuda geceyle gündüz kadar ayrı. Dolayısıyla o insanlar zaten AK Partili olduğu için mi A Haber'i açıyor ya da AK Parti muhalif olduğu için mi Fox TV'yi açıyor ya da Fox TV'nin haberlerinden dolayı mı karşıt oluyor? Kısmı ayrı tartışma. Ama medyanın bugünkü güncel hayata dair genel meselelerin ve dair değerlendirmeleri, kanaatleri etkilediği çok açık. Bir yandan da buna karşılık tepki olarak giderek haberleri izlememe hali son derece hızdan artıyor. Televizyonun ağırlığı giderek artıyor. Zaten basılı gazetelerin ağırlığını biliyorduk. Yani işte kaç milyon sattığını sen benden daha iyi biliyorsun. Yani 81 milyonluk Suriyelilerle beraber 85 milyonluk ülkede 2 milyon adet herhalde basılı gazete satılmıyor şu anda bile. Giderek de azalıyorlar. Eskiden en azından 5 sene önceye kadar bile bir haberi ilk duyduğunda teyit etmek için nereye bakarsın dediğimizde %70'in üzerinde televizyona hemen açıp bakarımdı. Şu anda televizyona bakarım diyenler %50'nin altına düşmüş durumda. Buna karşılık internet medyası hızla yükseliyor. Yani Medyascope'u, T24'ü dahil hepsi birden. Hangi tarafta olursa olsun hızla o yükseliyor. Dolayısıyla medyadan bir yandan da medya bu kendi, ne diyelim, kendi iç dinamiklerini kaybedip de sadece güdülenmiş bir halde karşıt veya yandaş, ama ağırlıklı olarak yandaş bir pozisyon aldıkça insanlar da o bilgi ihtiyacını başka yerden karşılamaya çabalıyor. Bu tabii bütün reklam dünyasından medya dünyasına kadar ticaret hayatını bile etkileyecek bir başka potansiyeli ima ediyor, ama bu ayrı bir tartışma, bahis konusu. Burada noktayı koyalım. Evet, Bekir Ağırdır'la 2019'un siyasi dinamiklerini konuştuk. Çok verimli bir sohbet oldu, her zaman olduğu gibi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilere de çok teşekkürler. Tekrar bu vesileyle 2019'un mutlu, huzurlu ve barış dolu bir yıl olmasını temenni ederek iyi günler.